Sevgili izleyiciler, hepinize iyi günler diliyorum. Televizyon programından stüdyomuzda her zaman olduğu gibi sizlerle görüş, deneyim ve yaptıklarını paylaşacak değerli konuklarım oluyor. Bugün de evet iki değerli konuğum benimle birlikte Almanya'daki Türk Tiyatro Festivali'ni konuşacağız esas olarak. Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının Almanya'ya yaptığı kültür sanat çıkartmasında orada Almanya'da yaşayan Türk tiyatro oyuncusu Handan Tıraş yolu İstanbul'a düştü, geldi. Şimdi bizim stüdyomuzda konuğumuz oldu. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. İkinci konuğumsa müzik yapımcısı ve değerli müzisyen sanatçı dostumuz Halit Nart. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Birlikte hoş vakit geçireceğiz diye umuyorum. Aynı şeyi izleyicilerimize de yansıtmayı, geçirmeyi arzu ediyoruz elbette. Almanya'da havalar, işler nasıl diye başlayayım önce. Almanya'da şu an havalar İstanbul'dan çok daha iyi. Ne yazık ki. Herhalde güzel. Almanya'dan yağmuru aldım, İstanbul'a getirdim. Yani Almanya'dan selamlar öncelikle. Evet, Almanya'dan selamlar ama Almanya'ya İstanbul'un selamlarını getiren İstanbul Büyükşehir Tiyatroları Belediyesi'nin evet. ekibi gelmişti. Ama gelmeleri de oradaki bir tiyatro festivaliyle bağlantılıydı. Evet. O festivalin içeriğini ve Türk ekibinin, tiyatro ekibinin oraya niye geldiğini, ne yaptıklarını anlatır mısınız? Tabii ki. Frankfurt şehrinde ilk Türk tiyatro festivali düzenlendi. Bu da İstanbul şehir tiyatroların 100. yılını kutlaması dolayısıyla ve Tiyatro Frankfurt'un 10. kuruluş yılı dolayısıyla bir araya getirdik. Ve sanatı orada yaşayan insanlara tanıtmak, yani bir araya getirmek amacıyla düzenlendi. Tiyatro ve sanat insanları sanatseverler, evet. Türkiye'den geldiler, Almanya'dakiler de devreye girdiler, buluştular ve buradan herhalde çok güzel sinerji çıktı değil mi? Çok güzel sinerji çıktı. Evet, 5 tane oyun getirebildik. Bunun büyük bir gururunu yaşıyoruz. 2 tanesi çocuk içindi, çocuk oyunuydu. 3 tanesi de büyüklerimiz için yani oyunumuzdu. Yani hem Türkiye'den gelen oyunlar sergilendi. Tabii sırf Türkiye'den gelen oyunlar sergilendi. Ama tabii Tiyatro Frankfurt'un kendi hazırladığı ve sergilediği oyunlar da var ki siz orada rolde alıyorsunuz. Evet. Üstelik bu tiyatro festivalinin organizasyon ekibinde de yer alıyorsunuz. Hı hı. Oyuncu olmakla kalmayıp bu serüvenin, bu çalışmanın nasıl olduğunu, ayrıntılarını biraz sonra görüntüler eşliğinde de izleyicilerimize paylaşacağız. Halit Nart arkadaşıma dönmek istiyorum. Sanatın yeri, yurdu, vatanı yok değil mi? Siz de klip yaparken falan gidiyorsunuz, başka ülkelerde çekim evet. yapıyorsunuz değil mi? Ya zaten sanat insanları her ayrı dinden, dilden, ırktan, renkten insanları bir araya getiren, içinde kötülük olmayan, insanları birleştiren, yaşadıkları o anı birlikte aynı duyguyla bir olay üzerinde yoğunlaştıkları olay ki tiyatro gerçekten çok hoş bir şey. İnsanların hem eğitimi, hem kültürü, hem gelişimi için ve var bu arada olan, eğlenmesi için eğlenmesi bir araç için değil mi? Hepsini veren bir şey. Özellikle ben sizi tebrik ederim. Yani Almanya'da çok Türk vatandaşı var. Orada böyle bir eksikliği bir şekilde karşıladığınız için, giderdiğiniz için tebrik ederim, teşekkür ederim. Evet, belki biraz sonra Almanya'ya da bağlanıp bu Tiyatro Frankfurt'un kurucusu olan değerli Kamil Kellecioğlu'yla da görüşme şansımız olabilir. Ama bu tiyatro şimdiye kadar 10 yıllık geçmişinde neler yaptı? Sizin kısaca izlenimlerinizi, görüşlerinizi almak istiyorum ve ardından da sizin de rol aldığınız Biri Bizi Gözetliyor oyununun evet. görüntülerini, kısa görüntülerini de paylaşacağız. Böyle bizi, oyunlar hazırlıyorsunuz evet, galiba. Evet, evet. Şu an oynadığımız oyun Ferhan Şensoy'un Biri Bizi Dikizliyor oyunu. Üçüncü kez şimdi Almanya'da gösteriye girecek ve bunun tabii ki büyük bir gururunu yaşıyoruz. Almanlar için de bu güzel bir fırsat çünkü
tercümesini üst yazı olaraktan geçiyoruz. Bunu bizim ekip hazırlıyor, bütün tercüme işlerini ve Almanların da buna büyük bir ilgi duyduğunu söyleyebilirim. Yani. Almanlar genellikle şaşırıyorlar mı? Nedir tepkileri? Beğenme, şaşırma? Şaşırma diyemem de ama büyük bir zevkle izliyorlar. Yani ilgileri çok. Sonuçta farklı oyunlar, daha duygu yüklü oyunlar olduğu için yani ilgileri tabii ki Türklerin buraya gelmelerini büyük de bir merak tabii ki onlar için. Değil mi? Basında çok güzel büyük yer almıştık. Yer aldı. Bundan değil mi? Büyük gururlar duyuyoruz tabii ki. Şimdi biri bizi dikizliyor oyunundan kısa görüntüleri videomuzu sizlerle birlikte paylaşıyoruz sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, Frankfurt'ta Almanya'nın belki başka şehirlerinde de evet vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz diyelim artık orada tiyatro ve sanatla da ilgileniyorlar. Almanya'da ne ölçüde tiyatroyla ilgili bir Türk topluluğu var? İlgi gerçekten büyük diyebilirim ve hatta Almanya'da turneye bile çıkıyoruz biz ekibimizle ve büyük ilgi duyuyoruz. Hatta telefonlar geliyor işte bizim oraya da gelin lütfen. İlgi büyük diye. Yani ilgi gerçekten çok büyük. Yani sanatseverlerimiz Almanya'da yoğun çok. Hem Türk izleyicilerimiz hem de Alman izleyicilerimiz de demin söylediğiniz gibi altyazı da hazırladığınıza göre geliyor demek ki. Ve bu da Türkleri sanatsever, sanat uygulayan, sanatçı kişilikleriyle de tanıttığı için daha da değerli bir çalışma olsa gerek. Evet, aynen öyle. Evet. Sanatçı deyince sizin ekleyeceğiniz bir şey var aslında galiba. Aslında tabii ben yani biraz böyle hemen bir şeylere girmek istiyorum. O altyazı değil üst yazı olmuş. Evet bizimki üst yazı oldu. Altyazı alttan geçer ama sizinki üstte olduğu için ama çok güzel bir şey. İşte bu tür şeyler biz de her geldiğimizde her bir toplantıda bir şeyler öğreniyoruz. Belki böyle bir sistem değil mi Mesut Bey? Evet. Türkiye'de de farklı dil toplulukları var. Onlar için de anlamayanlar için de böyle bir şey yapılabilir yani. Biz de bunu burada görüp en azından ben kendi adıma öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. Evet evet tabii. Memnun oldum. Dolayısıyla evet çok geniş çevrelere, kişilere, farklı dil bilen kişilere de ulaşmak için bunlar çok önemli. Halit Bey isterseniz şimdi sizin Bu Şehir adlı klibinizi izleyelim. Tamam zevkli. Evet sevgili izleyiciler Halit Nart arkadaşımızın Bu Şehir klibini birlikte izliyoruz. Oh, 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 oh
hiç çekilmiyor. Alışır sandığım gönlüm bu sona alışmıyor. Sensiz geçen her gün çok zor, hayat hiç çekilmiyor. Alışır sandığım gönlüm bu sona alışmıyor. Yapamam, duramam buralarda, bu şehir bana dar geliyor. Unutup seni kalbime gömmek ölümden daha zor geliyor. Yapamam, duramam buralarda, bu şehir bana dar geliyor. Unutup seni kalbime demiş olduk. Halit Bey, şehirler... Eski günlere gittim birdenbire yani. Evet. Ben bile tabii zaman geçiyor aslında, geriye dönüp bu tür şeylere bakmak, duygusal insansınız, bazen etkilenebiliyorsunuz. Yani şimdi 8 sene önceki bir klibi baktığınız zaman o an yaşadığınız anları, o esnalar geliyor gözünüzün önünüze. Doğru doğru. Bu arada sizin son iki albümünüzü göstermiş olalım. Birisi İrem Ten, en son çıkan değil mi? Evet. Diğeri ise Ateş ve Su. Ateş ve Su, evet. Bundan önce iki albüm daha var tabii. İki albüm tabii daha vardı. İrem Ten'in adı herkes işte kız arkadaşım mı ya da bilmem ne mi, başka bir şey mi diye soruyordu. İrem aslında sahte cennet anlamında. Ten de bildiğiniz ten. Evet. İnsanların hep yaşantısı genelde dünya üzerinde sahte cennet üzerine kurulduğu için, doğru, böyle bir şey koymayı düşündüm. Yani sahte cennet ne derseniz, birilerini seviyorlar, bütün hayalleri ona tapınıyorlar bilmem ne filan. Cennet çok oradaymış gibi görüyorlar gibi. Sonra cennetin aslında sahte olduğu ortaya çıkabiliyor, evet, değil mi? Onun için öyle bir isim. Vesaire. Güzel.
Handan Hanım, Almanya'da doğdunuz, büyüdünüz. Evet. Ama Türkçe ile ve Türkiye ile bağınızı da koparmadığınız, Türk kültürüyle, tiyatrosuyla hatta bağınızı koparmadığınız belli. Bütün bunları birleştirdiğinizde Handan Tıraş nasıl birisi bu çağa, bu yaşa gelinceye kadar Almanya'daki hayat hikayesini şöyle bizim gözümüzün önünde canlandırır mısınız? 60'lı senelerinde ailem Almanya'ya göç etmişler. Ben 76 senesinde işte Frankfurt'a yakın bir şehirde doğdum. 6 kardeşiz biz. Ben büyüklerden bir ablam var. Ondan sonra ben ve işte 4 tane ufağım var. Almanya'da doğdum diyorsunuz. Evet, Almanya'da hepimiz bütün kardeşlerim Almanya'da doğduk. Almanya'da büyüdüm. Almanya'da eğitim aldım. Almanya'da mesleğimi öğrendim. Almanya'da çalışıyorum. Fakat Türkiye'ye olan o bağ ya da aşk diyeyim ben, sevda mı diyeyim, ne diyeyim, çünkü çok seviyorum ben. Hiçbir zaman kopmadı. Yani kitap okumak olsun, tiyatromuz olsun. Yani ben Alman tiyatrosuyla da ilgilenebilirdim. Fakat tercihim tabii ki Türk tiyatrosu oldu. Peki Handan Hanım, siz ne ölçüde oradaki yaşıtlarınızı temsil ediyorsunuz? Birçoğu sizin gibi mi düşünüyor, olaya böyle mi bakıyor? Ülkeleriyle, memleketleriyle ilgili bağları aynı şekilde güçlü mü? Öyle ve böylesi var diyeyim ben size. Bazıları hala tabii ki Türkiye'ye bağlı, dilimize sadık, değer verenler var. Bazıları da Almanlaşmış diyebileceğim ya da içinde, evet, hayatın akışı içinde oldukları için tabii onları ki o da anlamak gerekiyor. Anlamak değil mi? Gerekir tabii, çünkü orada yaşıyorsunuz, orada büyümüşsünüz, işiniz Almanya'da. Okula öyle gidiyorsunuz. Tabii falan. Dolayısıyla tabii ki bir Almanlaşma diyorum hani özür dileyerek ama evet. Yani Türkiye biraz daha yabancılaşabiliyoruz. Yani inşallah bunu değiştirebiliriz. Biraz daha Türkçemize sahip çıkalım diyorum ben. Bu konuda sanıyorum artık sizin gibi sanatçılar, ilgili kültürel çalışma yapan sivil toplum kuruluşları daha fazla olayın ve ihtiyacın farkında. Tabii artık, ki. Evet. Evet. Ve herhalde festivalleri düzenlemek de bu çabanın bir ürünü. Tabii bir ihtiyaç oldu sonuçta Almanya'da. Çünkü Türkler Almanya'nın vazgeçilmez bir parçası oldu artık. O yüzden de ne kadar çok kendimizden tanıtabilirsek, ne kadar çok buradan Almanya'ya götürebilirsek, yani tabii ki ilgi büyük olduğu için de merak ediyorlar. Merak da var tabii, evet. Görmek istiyorlar ve festivali çok güzel düzenleyebildik ve seneye inşallah tekrar bekliyoruz diyenler yabancı ve tabii ki Türkler de oldu. Evet, festivale gelen Türk ekibini bir gözümüzün önüne getirelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, yardımcıları, ünlü sanatçılar Ayla Algan, Haldun Dormen ve diğerleri. Birçok kişi geldi. Evet. Onlarla nasıl tanıştınız, nasıl karşılaştınız, birbirinize ısındınız mı, kaynaştınız mı? Evet, ama bu konuyu isterseniz telefon görüşmemiz var. Tamam. Sayın Kamil Kellecioğlu ile birlikte. Ondan sonra sürdürelim sizinle. Tiyatro Frankfurt kurucusu Sayın Kamil Kellecioğlu telefon hattında. İyi günler diliyoruz efendim. Sesimizi duyabiliyor musunuz? Alo. Kamil Bey, iyi günler diliyorum efendim. İstanbul stüdyolarımızdan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz size. Merhabalar, kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ederim. Biz de buradan size sıcak bir Frankfurt gününden selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sıcak evet, olduk hem de. Stüdyomuzda Sayın Handan Tıraş var. Onunla konuşmaya başladık. Almanya'daki Türk Tiyatro Festivali'ni. Siz evet, bu arada Tiyatro Frankfurt'un kurucususunuz. Bize bu kurumu, çalışmaları kısaca anlatır mısınız efendim? Evet, öncelikle ben Beyaz TV'ye Türk Tiyatrosu'na gösterdiği bu hassasiyetten ötürü teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten çok kıymetli, çok önemli bizim için. Türk Tiyatrosu bizim hayatımızda illa da olmazsa olmazlardan biri diye düşünüyorum. Özellikle hele gurbette yaşayan
vatandaşlarımız için, insanlarımız için birebir canlı insanlarla bir araya gelmek, bu publikumu oluşturmak bizim için çok önemli ve dolayısıyla oraların buralara destek vermesi de zaten ayrıca bizim için daha çok kıymetli. Çok. Şimdi Tiyatro Frankfurt 10. yılını kutladı geçen yıl ve iki ödülle beraber bir Bürger Preis Eskişehir'den bir uluslararası yani Türkiye ile Almanya arasındaki kültür transferine yaptığı katkıdan ötürü bir ödül. Evet. Bir de Entegrasyon Preis dedikleri yani entegrasyon ödülü adı altında uyum ödülünü tiyatromuza verdiler. Ki bu yıllar önce işte niye Türkçe tiyatro yapıyorsunuz, neden Almanca tiyatro yapmıyorsunuz diyen Almanlar artık o hale geldiler ki şuna inandırdık onları. Türk tiyatrosunun Almanya'daki toplumların bir araya gelmesinde, kaynaşmasında, yaşam kalitesine katkı sağladığına kanaat getirdik ve buna inandırdık. Ne mutlu bize ki Türk tiyatrosunu buralara getirebildik. Almanlar da Almanya'da yaşayan... Almanlar da, evet. Özür dilerim, Almanya'da yaşayan Türkler de Türk tiyatrosunun bu zengin özelliğini tanıyarak belki Türkler kendi tiyatrosuna, kültürüne sahip çıkıyorlar sonuçta. Almanlar da Türk, evet, tiyatrosuna ve kültürüne saygı duyuyorlar. Öyle değil mi efendim sonuç? Kesinlikle. Şimdi şöyle oluyor. Hem yani bu Türkler gibi tamamen katılıyorum. Kendi kültürlerini, kendi sanatlarını, kendi sanatçılarını görüp yaşayıp onun hazına varıyorlar. Aynı zamanda Almanlar da bir Türk tiyatrosunu Türkiye'ye gidip izlemek yerine burada görme şansına sahip oluyor. Evet. Türk kültürünü, Türk sanatının kimliğini burada fark ediyor. Yani onlar için de aslında bir kültür zenginliği bu bir yerde. Çok güzel. Ben iki soru daha soracağım size Sayın Kelimcioğlu. Siz sanat alanında da ve diğer sivil toplum alanında da sivil toplum kuruluşlarının, Türk sivil toplum kuruluşlarının Almanya'daki çalışmalarını çok iyi bilen bir kişisiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Önce bu soruma yanıt bekleyeyim sizden. Şimdi Almanya'daki sivil toplum örgütlerinin tabii birazcık daha iyi yapılanması gerekiyor. Yani bizim birazcık daha işi sıkı tutup, yalnızca buradaki bu sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla değil, cümlemin başında da söylediğim gibi oraların buralara destek olması gerekiyor. Bakın bizim ülkemizde çok güzel değerlerimiz var. Çok güzel sanatçılarımız var, yazarlarımız var, birbirinden değerli, evet, üreten insanlarımız var. Ve bu insanlarımızı biz uluslararası arenada hak ettiği yere getirmemiz lazım. Bugün bir İstanbul Şehir Tiyatroları 60-70 kişiyle buraya geldi. Ve bir hafta boyunca Almanya'da Almanlara ve Türkçe tiyatroyu seyrettirdiysek ve bir Alman tiyatro çıkışında artık bana kapıda diyorsa ki yahu ben ilk defa Türkçenin bu kadar güzel gidip olduğunu gördüm. Evet. Ve bir Türkçeyi artık nerede duyarsam duyayım tanıyacağım demesi benim için çok önemli. Bizim çünkü, için çok kıymetli. Evet, İstanbul Şehir Tiyatroları ile biz Şehrin Tiyatrosu diye bir program yapıyoruz Kamil Bey. Ve orada, evet, bu kurumun mensuplarının sizin de konuk ettiğiniz o değerlerin Türkçemize, edebiyatımıza, kültürümüze ne kadar katkıda bulunduğunu İnanın bu boyutta biz de yeni yeni fark etmiş olduk. Herhalde, evet, siz de hoş bir şok yaşadınız değil mi bu değerleri orada konuk etmekten? Yani inanın bana çok duygulandık. Şimdi işin güzel yanı şu, hem Almanlar sahip çıktı tiyatro festivaline hem Türkler. Ve inanıyorum ki önümüzdeki yıl çok daha büyük kitlelere hitap edecek bu festival ve biz bu tarihe tanıklık etmenin onurunu yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz. İşte stüdyoda bulunan arkadaşım sevgili Handan da, evet, gecemizi gündüzümüze kattık ve bu projeyi hayata geçirdik. Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İsteriz ki bu bizden sonraki nesillerde devam etsin ve, evet, 50. 100. tiyatro festivali kutlansın ve devam etsin. Bütün derdimiz bu. Hem buradaki çocuklarımız, hem burada yetişen gençlerimiz, hem bu Almanya'da büyüyen çocuklarımız kendi kültürlerinden mahrum olmasınlar. Bu güzelliklerden mahrum kalmasınlar. Hem onlar kendi kültürlerini tanısınlar, yaşasınlar, yaşatsınlar. Hem de az önce de bahsettiğim gibi uluslararası arenada hakikaten Türk kültürünün, Türk sanatının, Türk sanatçısının hak ettiği yere getirilmesi konusunda, evet, bu tür çalışmalar devam etsin. Ve, evet, biz bunun öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz. Harika. İşte sevgili Handan da benim son oyunumuzda rol arkadaşım. Almanlara ve Türklere bir arada Türkçe tiyatro seyrettirmenin
inanılmaz bir duygu olduğunu gelip burada yaşayıp görmenizi isterdim yani. Harika, bu gururu yaşadınız, ne mutlu size. Ben son olarak bir iki cümle şeklinde yanıtınızı rica edeceğim. O da Almanların düşünme tarzı ve hani kültürel değerleriyle artık Almanya'da yerleşmiş Türk ailelerinin, yeni kuşakların arasındaki o ilk başlardaki uyumsuzluk uçurumu da kapanıyor, öyle değil mi? Ya şimdi şöyle, biz Almanlarla birlikteyiz, bir arada yaşıyoruz. Artık biz buranın bir parçasıyız. Yani bunu kimse inkar edemez. Biz artık Frankfurtluyuz, Kölnlüyüz ya da Berlinliyiz. Yani ama bizim kendimize ait bir kültürümüz, bir yaşam biçimimiz var. Biz de bu ülkenin bir parçasıyız artık. Biz bunu söyleyebiliyoruz. Fakat evet, onlar da sizi olduğunuz gibi kabul ediyor galiba. Ben de kesinlikle ben de Almanya'ya gittiğim zaman Kamil Bey, şunu mutlulukla gözledim. Kıyafeti, davranışı, eğitim düzeyi ne olursa olsun oradaki Türkleri Almanlar da artık kendilerinden kabul etmiş durumdalar, değil mi efendim? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bakın işte hani ödül aldık dedim ya, uyum ödülü. Ya evet. Türkiye tiyatro uyum ödülü alıyor. Bu nasıl bir şeydir? Adamlar her tarafta Almanca konuşun diye bizi boğacak artık. Yani gazetelerde, bütün şeylerde, bütün platformlarda işte siz lütfen Türkçe konuşmayın, Almanca konuşun diye bağıran Almanlar, biz Türkçe tiyatro yaptık diye artık bizim dilimizin de, ana dilimizin de burada bir değer olduğunu yani kabul ettiler, değil mi efendim? Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok yani Frankfurt'un her yıl verdiği bu entegrasyon ödülüyle, uyum ödülüyle biz onu belgeledik. Türkçe toplumun uyumuna daha çok katkı sağlıyor. Evet. İnsanların yaşam kalitesine katkı sağlıyor. Eğer bugün bir Alman sanatçı, Michael Kuast dediğimiz bir adam, evet, ve yani Almanya'nın Ferhan Şensoy gibi çok sevilen, ünlü bir tiyatrocusu. Evet. Hakikaten çok kıymetli. Aynen radyo programına katıldık beraber. Söylediği söz şu: bizim Türk tiyatrosundan ve en yakınımızda Tiyatro Frankfurt'tan görmediğimiz, yıllardır bilmediğimiz bu insanlardan ne kadar çok şey öğrendiğimizi, öğreneceğimizi, daha öğreneceğimiz ne kadar çok şeyin olduğunu gördük diyor. Yani evet, bu artık bir şekilde birileri tarafından duyulması lazım diye düşünüyorum. Kamil ve Bey, çok bir mesaj vermek istiyorum. Ne olursunuz, evet, lütfen Türk tiyatrosuna sahip çıkalım. Evet. Avrupa'da Türk tiyatrosu çok kıymetli yere geliyor. Bunun devamını sağlayalım. Bunun için de gerekli her türlü desteği verelim. Kamil Bey, çok teşekkür ediyorum. Özür diliyorum. Süremizin sonuna geldik. Sizinle bağlanacağımız sürede tabii dileriz ki İstanbul'a geldiğinizde de programımıza ayrıca konuk olursunuz. İnşallah. Ama yaptığınız çalışmalar doluyuz, için... Valla doluyuz, kusura bakmayın. Yo yo yo, ne güzel, ne güzel. Ama çok teşekkür ediyorum. Programımız sizin katkınızla renklendi, anlam buldu. Çok başarılar diliyorum bu çalışmalarınızda. Ben teşekkür ederim. Son bir cümle olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na, Kültür Daire Başkanlığı'na, Tiyatro Frankfurt ve Frankfurt halkı adına bu festivale gösterdikleri yakınlıktan, ilgiden, destekten ötürü minnettarlığımı buradan bir kere daha belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Sevgili izleyiciler, konuklarımızla söyleşimizi sürdüreceğiz ama önce kısa bir reklam aramız var.